Paris. Ve Paris'in sembolü Eiffel Kulesi. Estetiğiyle insanları cezbeden bu kule aynı zamanda gerçek bir mühendislik harikasıdır. Özellikle de dayanıklılığı açısından. Çünkü kule en güçlü rüzgarlara ve sarsıntılara karşı rahatlıkla dayanabilir. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo. Eiffel Kulesi'nin bu tasarımının ilham kaynağı ise çok ilginçtir. Kule, insan vücudundaki bir kemikten esinlenerek tasarlanmıştır. Bu, insan ağırlığının önemli bir bölümünü taşıyan güçlü uyluk kemiğidir. ...1850'li yılların başında anatomist Hermann von Meyer insan iskeletini incelerken ilginç bir gerçeği fark etti. Uyluk kemiği dikey konumdayken tam bir ton ağırlığı kaldırabilecek kadar güçlüydü. Ve kemik birbiri içine geçmiş kafes şeklindeki minik çubuklardan oluşuyordu. ...1866 yılında İsviçreli mühendis Karl Kuhlmann da kemikteki bu yapının çok ince bir plana dayandığını fark etti. Kafes şeklindeki bu çubuklar kemiğin üzerinde oluşacak yük ve basıncın etkisini azaltıyordu. Çünkü çubuklar İnsan ayakta durduğunda kemiklere etki eden kuvvet hatları boyunca düzenlenmişti. Mühendis Kuhlmann bu yaratılış mucizesinin modern mimaride de kullanılabileceğini düşündü. Ve Eiffel Kulesi tıpkı uyluk kemiğindeki gibi kafes örgülerle inşa edildi. Allah'ın insan bedenindeki bir mucizesi, teknolojiye ilham kaynağı olmuştu. Günümüzde inşaattan sağlık sektörüne kadar birçok alanda doğadaki bilgilerden yararlanılıyor. Ve bu bilgiler yeni bir bilim dalını ortaya çıkarmış durumda. Biyomimetik. Biyomimetik bilimi doğadaki tasarımları inceler. Ve bu tasarımları örnek alarak çözümler üretir. Doğadaki tasarımların teknolojiye ilham verecek kadar mükemmel olmasının nedeni ise tüm bunların Allah'ın eseri olmasıdır. Yüce Allah sonsuz bilgisinin örneklerini yarattığı varlıklarda göstermektedir. Bu filmde biyomimetik biliminin örneklerini göreceğiz ve doğanın ne kadar büyük bir yaratılış delili olduğunu inceleyeceğiz. (Gülüyor)
Doğada birbirinden çok farklı malzemeler kullanılır. Ve bu malzemeler çok özel niteliklere sahiptirler. Sessiz çalışırlar. Estetik görünümleri ve dayanıklı yapıları vardır. Üstelik geri dönüşümlüdürler de. Bu malzemelerin her biri teknolojik çalışmalara örnek olacak niteliktedir. Seramik, günlük hayatta çok sık kullanılan malzemelerden biridir. Bu malzeme, inşaattan elektrik sektörüne kadar çok geniş bir alanda yer alır. Üretimi için 1000 ile 1500 santigrat derecelik ısı gerekir. Canlılarda ise doğal seramikler vardır. Bunlardan biri deniz canlılarının kabuklarıdır. Üstelik bu kabukların oluşması için gereken ısı yalnızca 4 santigrat derecedir. Bu harika tasarım bir Türk bilim adamı olan İlhan Aksay'ın dikkatini çekmişti. Aksay, deniz hayvanlarının kabuklarını incelerken abalone adlı canlının olağanüstü yapısını fark etti. Bu canlının çok dayanıklı bir kabuğu vardı. Öyle ki bu kabuk, yüksek teknolojiyle üretilen seramiklerden 2 kat daha dayanıklıydı. İlhan Aksay, konuyla ilgili şu yorumu yapıyordu. Deniz canlılarının kabukları elektron mikroskobu altında 300 bin kez büyütüldüğünde tuğladan bir duvar görünümü ortaya çıkar. Bu duvar, harç niteliğindeki bir proteinden ve kalsiyum karbonattan yapılmış tuğlalardan oluşur. Bu duvar katmanlı yapısından dolayı olağanüstü sağlam ve insan yapımı seramikten daha az kırılgandır. Aksay, bu modellerden esinlenerek son derece sert ve dayanıklı bir malzeme geliştirir. Bu malzeme alüminyum bor karbür metal seramiktir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanklarda zırh olarak kullanılmaktadır. İnsanların yaptığı malzemeler bir süre sonra çatlar, kırılır. Kırılan bir malzemenin eski haline dönmesi ise mümkün değildir. Ancak çeşitli çabalarla kısmen onarılabilir. Oysa doğadaki bu malzemeler kendi kendilerini yenileyebilecek olağanüstü bir mekanizmaya sahiptirler. Bu özelliği inceleyen bilim adamları ise polimerler, polisiklatlar gibi kendini yenileyebilen malzemeleri üretmişlerdir. Doğadaki malzemelerin çoğu bileşik yapılı maddelerden oluşur. Bunlar kompozit olarak adlandırılır. Günümüzde birçok alanda kullanılan fiberglassa yapay bir kompozittir. Bu malzeme hafif, sağlam ve esnektir. Fiberglass, spor malzemelerinin, Formula 1 yarış arabalarının, yelkenlilerin, hatta uçakların ve uzay mekiği